Sibel Hanım, size geliyor soru. Buyurun. Dinleyelim bakalım. Önce büyük bir aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip nikah masasına oturmuştu. Sizin eşinizle yarım kalan aşkınızla 20 yıl sonra nikah masasında mutlu sona kavuştu. En sevdiğin konu. Bu aşk neden yarım kaldı ve 20 yıl sonra tekrar nasıl yolunuz kesişti? Bu arada evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? İnsanın sana ne demesi geliyor ama tabii ki merak ediyoruz. Yok estağfurullah öyle demem. Şimdi bir şey soracağım. Magazine konuya... girdik. Evet, magazine tabii. Girdik. Magazine girdik tabii. Girmez miyiz? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya ben kendimi kararsız zannederdim. Ta ki senin bu hikayeni öğrenene kadar. Evet. Yani 20 yılda dedin ancak ki bu adam verdik. Doğru adam. Hayır öyle değil tabii. O 20 sene kopuk. Yok yani. Dinliyorum. Şimdi ben. Biz lisedeyken flörtif bir durumumuz vardı. 92'den 94'e kadar diyeyim. Bayağı da böyle hani şey aslında bir aşk yaşıyorduk yani lisedeyken. Çocuğuz yani tabii daha. Herkes bir hayat yolu çizdi kendine. Ben İstanbul'a geldim. Tiyatro, konservatuar falan. Öylelikle tabii koptu bir şeyler. İyi ki de kopmuş aslında çünkü o zamandan bu zamana muhtemelen taşıyamazdık onu. Ekrana bakıyor musunuz arada? Kopmak da buysa yani. Ay evet. Ah, ya bu ne zaman şimdi bu? Bak şimdi başta. Şu... Ha. Şu en köşe, köşedeki aşağıdaki sağ köşe aşağıdaki evet. Biz lisedeyken işte onun yanındaki soldaki de lise onun üstü 2013'te tekrar karşılaştığımızda onun yanındaki de tekrar alttaki ortadaki de nişan fotoğrafımız. Ağlayacağım. Allah Allah. Bak, ayrılmıyorlar. Bak. Benim bunlardan hiç haberim yok. Hiç aşk görmedim yani. Hala yani öyle araya bir 20 yıl girdi. Sonra sosyal medya sağ olsun böyle bir şekilde karşılaştık. Meğersem 6 yıldır da İstanbul'da yan sokağımda oturuyormuş. Aa. Evet. Acaba meğersem mi yoksa biliyor muydu yan sokağı? Meğersem yani ben sordunuz bilmiyordum. Sordunuz mu beyefendiye? Murat'tı değil mi ismi? Evet. Murat Bey'e sordunuz yok, mu? Biliyor. O da bilmiyor. O da şaşırdı. Peki benim. Nasıl oldu ilk konuşma? Hadi anlat. Evet anlat. Ya işte sosyal medyada kim kime mesaj attı önce? Ben. Attım. Ben kız şey oluyor ya, bilmiyorum isim verilmiyor herhalde. O şey ne o? İşte fotoğraflarımızı koyuyoruz. Evet falan filan işte aynen oradaki şey uygulamalardan birinde kız kardeşini gördüm. Hani çıkıyor ya böyle tanıyor olabileceğiniz kişiler. Tamam. Aa dedim böyle bir şahıs vardı. Ne yapıyor acaba diye düşündüm. Oradan bir mesaj. Sonra böyle oldu. Eski mantelleri karıştırırken... Yok yani işte dediğim gibi yani kız kardeşi. Kader. Kader mi? İyi ki de olmuş. Kader yan sokak karşısına evet, çıkıyor. Evet evet. Yok ya bir bence de... yan sokakta olmasa da gelirdi artık hadi. Orada ne haber kesin canım yazarsan. Yani öyle bir böyle bir aşk yok ya. Ben gözlerim yaşıyor her seferinde maşallah. Ama hayat da yardım etmiş. Çok salakça da... bir şey söyleyeyim mi? Paylaşayım istedim şu anda. Evet. Ha. Biz şimdi lisedeyken beraberken hani genç bir kız aklı olarak... eşimin soyadı Kolçak Köstendil. Ay ne kadar güzel bir soyadı var diye düşünüp inşallah ileride evleniriz dedim de soyadım öyle olur demiştim. Evet kendi soyadını da tutuyorsun. Tutuyorum. Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'sin. Evet. Çok güzel. Kendi soyadımı da tutuyorum. Anneciğim ve babacığım rahmetli oldular. O yüzden taşımak hoşuma gidiyor yani. Bir de öyle biliyoruz evet. Seni. Ben biraz İspanyol soyadı gibi oldu. Evet. Sanki ben de İtalyanlara benzetiyorum evet. Evet. Sobo filan diyorlar herhalde. Ona Meksika'da öyle oluyor ya kısaltıyor. Peki Kolçak Köstendil birleşik mi? Aslında ayrı. Ha. Yani Kolçak Köstendil yazsa iki tane soyadları var. Ama nüfusta Kolçak Köstendil diye birleşik yazılıyor. Ama normalde ayrı. Bizim Erkan'ın da akrabası evet. Herhalde. Evet. Peki ona da selamlar olsun buradan. selam olsun bütün böyle büyük aşklara efendim.